Reyhan dur gitme. Reyhan'a bir alkış. Oryantalistan Reyhan'a bir alkış. Sevgiler Erkan. Gel Erkan'cığım şöyle. Bülent Hanım başlayacak. Pes. Pes dedi Bülent Ersoy. Bu kadar olur. Yani demek ki böyle bir mekanda altı üstüne gelecek ortalığı. Duyuyor musunuz? Vallahi fevkaladenin fevkinde. Ve bugünkü okuyuşu da asılarak okudu. Değil mi? Evet. Yani def-i bela kabilinden okuyor. Ay şu iş bitsin de ben de kurtulayım gideyim. Lanet olsun. Yani kerhen bir okuyuştu. Eskiden. Şu ana kadar. Evet. Surat asık, bezgin, bitkin. Kerhen okuyordu. Ama şimdi de böyle bir okuyuş, böyle bir sahne edası olamaz, olamaz, olamaz. Mikrofonun nerede? Burada, burada. Evet. Çok teşekkürler Bülent Hanım. Armağancığım. Bu mudur? Budur. Helal mi? Helal! Sizlerin sayesinde yetiştik efendim. Gerçekten sizlerin sayesinde burada. Gerçekten yetiştik yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ayrıca ediyorum sizlere. Ayrıca teşekkür ediyorum. Eğlendirmenin ne demek olduğu işte böyle bir şey. Hadi elleri göreyim yok. Hep beraber yok. Siz benden önce hadi yok. Demek ki yapınca herkes zaten katılıyor. Bence burası yani bu bölüm eğer ilk roundsa tartışmasız bu roundun galibi Erkan'dır. Peki. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler Armağan'cığım. Orhan Bey. Gerçekten. Çok teşekkürler. Orhan Bey'i dinliyoruz. Buyurun Orhan Bey. Gerçekten bu akşam farklı bir gece, farklı bir akşam. Gerçekten çok iyi, farklı bir dinamik gece. Daha evvel de söylemiştim. Erkan da gayet güzel rolünü yaptı, çok güzel yaptı. Ve zaten söylediği diğer jüri arkadaşlarım da. Çok güzel, çok iyi ve sanıyorum başka bir açıdan da şunu söylemek ihtiyacını hissediyorum. Buyurun. Bir cümle olarak. Buyurun. Şu anda yaşadığımız ülkemizin son derece önemli sorularının arasında en azından biraz rahatlatıcı bir gece olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizin sorunlarını unutmuş falan katiyen değiliz. Kesinlikle. Unutmak da mümkün değil. Ama bu akşam o sorunları biraz hafifleten bir akşam oldu. Onun için tebrik ediyorum. Tenekten bir gece oldu değil mi Orhan Bey? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bakalım Ebru Gündeş neler söyleyecek? Bana göre Alaturka star starını bulmuş. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ve ben hep şunu düşünüyordum. Ben hep şunu düşünüyordum. Bir saniye dinliyoruz Ebru Hanım. O kadar özel bir ses ki, o kadar güzel bir ses ki, o kadar ender bulunacak bir ses ki, öğrenirse, insanları seyrederse, dinlerse, bu adam olur. Bu adam star. Buna dikkat edin. Zaten sesine. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Biz eğer bu iş çok özür dilerim pardon. Eğer bu iş Türkiye'de sesle ve onun üzerine koyduğunuz sahne ambiyansıyla oluyorsa bu adam star olması gerekiyor. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Ve bu gece biz bu insanın sesi üzerinde zaten müştereken dördümüzde. Olur mu Bülent Hanım? Kaç haftadır
ağzının ucuyla okuyordu. Ha işte onu söyledim. Ha. Ama Kerhen, çok yoruldu. Kerhen'di ve onun bazı zaten sorunları belki var. Tabii ya, kendi bünyesinde belki olabilir. Öyle ya da böyle. Ama Kerhen ve Def-i Bela kabilinden okuyordu. Evet. Çünkü o değildi. Ağzında büyüyordu şarkılar. Bir an evvel bitsin de gideyim. Kurtulayım. Ha, bunlar da ne söylerlerse söylesin. Ama şu an öyle bir elektrik var ki daha da okuyasın geliyor. Şimdi. İnsanları eğlendirmek evet, geliyor içinde. Şimdi. Şimdi tam tersine. Şimdi tam tersine. Hem sesi itibariyle ve Erkan ilk defa sahnede sesinin dışında. Sesi zaten performans keskinli yaptı. Performans olarak büyüdü. Çok büyüdü Erkan. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Bugüne kadar jüri koltuğunda oturduğum popstar yarışmalarında şu anda en içime sinen performans buydu. Dört seferden beri diyoruz. Harika, harika. Güzel bir şey. Ben İyi ona katılmıyorum. tabii. Yo evet ben de aynı fikirde. Aa sen tabii. Orhan sen de bana katıl. Aferin Orhan. Aday numaranı Erkan'cığım söyle. Ama ben çok yine söyleyeceğim. Ben çünkü güzel ses aşığıyım. Evet. Güzel ses seviyorum. Bazen sivri konuştuğum zaman insanlara tuhaf oyunu gelebiliyor. Da ben oynadı. Ses ayol, aşığıyım. Bu adamın da sesi çok güzel. İnşallah yolun açık olur. İnşallah, inşallah albüm yaparsın ve inşallah star çok olursun. Çok sağ olun İbrahim. Çok teşekkürler. Sesi olanlar iş yapsın. Sesi olanlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ama ben hemen bir şey sormak istiyorum. Teyit gibi. Bütün yarışmacılarımızın sesi güzel hep söylüyoruz hep, değil mi? Bugün tabii birazcık da başka performanslara bak. Biraz önce Bülent Hanım'ın armağan çok özel bir sesti ve sahne sanatçısıydı biliyorsunuz. Evet, evet. Onu bir kere ayrı koyalım, Erkan'ı ayrı koyalım. Tabii. Bu yarışmadan 2-3 tane star çıktı aslında. Evet. Ortada evet olmayabilir, görünmeyebilir, bu platformda yer almayabilir ama bu yarışmadan, bu sezondan 2-3 tane bence çıktı. Star çıktı. Ve bence diğer yarışan 3 yarışmacımızın da sesleri. Çok çok kesinlikle güzel bugün artı şeylere bakıyoruz. Tabii ki o tartışılmaz. Evet. Bu demek değil ki ortaya çıkmayacak canım. Tabii. Zaman ve zemin meselesidir. Bazen bombalar da vakte göre ayarlanır. O vakit geldiği vakit patlatılır efendim. Haydi İnşallah efendim bekliyoruz. Erkancığım aday numaran? Aday numaram 104. 104 Erkan'ın aday numarası 30.04'e gönderebilirsiniz. Az sonra Erkan başka bir şarkıyla yeniden sahnede olacak. Çok teşekkürler. Bir saniye. Şimdi burada görüyorsunuz birazcık size sırlarımızı da verelim. Kulüp Popstar Alaturka'ya katılan bütün buradaki misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Önlerinde gördüğünüz gibi bazı içecekler vardı. Bu gördüğünüz elma suyu. Bu da vişne suyu. Yani sahnede hiçbir şekilde bir alkol falan yok. Yanlış anlaşılmasın. Niye o da mı yasak? Yani şimdi sahnede alkol olmadığını biz söylemiş olalım. Olsa mıydı yoksa? Olsun tabii ne olur. Yani. Allah aşkına. Peki. Kulüp Popstar Alaturka'nın bu geceki programı bu kadar. Reklamlardan sonra serbest şarkılarıyla istedikleri şarkıları, eserleri seçti yarışmacılarımız. Reklamlardan sonra bomba gibi devam ediyoruz. Görüşmek üzere.